evlenme tekliflerini olmazsa olmazı pırlanta. Can Bey ile bu ilgi çekici röportajımızı hep birlikte izliyoruz. Sevgili İvan'a çok teşekkür ediyorum sana. Tabii ki aşk, güç ve ışıltı anlamına gelen bu değerli taşa hangi kadın sahip olmak istemez ki? Var mıdır sahip olmak istemeyen Can Bey? Biz genelde çok karşılaşmadık ama illaki bir yerlerde vardır. Onlarda da zaten sahip olmak istemedikleri için karşılaşmamız mümkün kesinlikle değil. Kesinlikle. Çok az sayıda kişiler aslında. Çünkü her kadın bir ortama da girdiğinde özellikle pırlantasının ışıl ışıl parlamasını çok ister. Aynen öyle. Peki siz bu işin içerisine ne zaman dahil oldunuz? Biz bu işin içerisinde kendi firmamızda ikinci kuşağız diyebilirim. Baba ata mesleğidir bizde bu sektör. Yaklaşık 55 senelik bir geçmişimiz, bir mazimiz çok vardır eski babamızın. Aslında. Evet, yarım asırdan fazladır. Biz de 7-8 yaşlarında ilk defa mücevher sektörüne giriş yaptık. Yani yaklaşık hesabını yaptığımızda bir 25 senelik de şahsımın mücevher sektöründe bir geçmişi vardır. Evet, hiç yatsınamayacak kadar çok aynen bir öyle seneden bahsediyoruz. Tabii ki bu seneler içerisinde pırlantanın da değeri giderek arttığını görüyoruz. Sizin için de öyle mi? Bizim için de öyle. Biraz da arz talep meselesi. Pırlanta son zamanlarda, son 5-10 senedir oldukça altına nazaran revaçta olmaya başladı. Genç nesil, yeni yetişen nesil altından ziyade mücevhere, pırlantaya evet daha ilgili, daha duyarlı diyelim. Ve biz de elimizden geldiğince kişilerin, genç bayanların bu tarzdaki, bu yöndeki ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz diyelim. Tabii bu bahsettiğimiz meslek de çok emek isteyen bir meslek. Özellikle el işçiliğinin de çok olduğu bir meslek. Siz de tabii ki imalat yaptığınız için bu konunun tam olarak içinde yer alıyorsunuz. Aynen öyle. Biz aynı zamanda imalat, şahsım olarak konuşursak daha çok işin ticaret ve pazarlama kısmında olduğum için ustalarımızın emeğine saygısızlık asla edemeyiz. Onlar sayesinde, onlarla birlikte varız. Bugün akşam evimize iş yaparak gidiyorsak, iş yapmış bir şekilde gidiyorsak onların sayesinde gidiyoruz diyebiliriz. Ustalarımız, mücevherlerimiz ne kadar kıymetliyse onları üreten ustalarımız bizim için onlardan çok çok daha kıymetlidir. Evet, çünkü gideceği parmaklar da kadınlarımız da hepsi birbirinden kıymetliler. Peki aynen. Can Bey, bu arada bulunduğumuz alan öyle çok da kuyum sektöründe klasik bir alana benzemiyor. Siz gelen misafirlerinizi burada özel olarak ağırlıyorsunuz. Bunun sebepleri nedir? Bunun sebepleri şöyle. İlk başta sebebi biz tabii ki çarşı mücevherliği, çarşı kuyumculuğu yapmış bir firmayız. Yaklaşık 45 senesi bunun çarşı kuyumculuğu olarak geçti. Ancak branşımızda uzmanlaştıktan ve tanındıktan sonra müşterilerimiz daha nezih, daha sakin, daha sessiz bir ortam istemeye başladı. Bize bunu dile getirmediler. Ancak biz bu feyzi onlardan aldık yavaş yavaş. Tecrübenin de tabii ki. Aynen öyle. Bir ikincisi bizim de rahat etmemiz gerekiyor. Çarşı ortamı gürültülü bir ortamdır. Mekanlarımız biraz ufak ortamlardır. Çocuklu müşterilerimiz, misafirlerimiz geldiğinde çocuklarıyla dahi rahat etmeleri gerekiyor. Ve mücevher servisi evet bunu beğendim, bu ne kadar alıyorum gidiyorum gibi değil de daha değil çok anlatma, izah etme, içe sinme ve beğenme ve bunu alternatiflendirme ve kombinasyon gibi birçok şey bir araya getirdiğinizde bir mücevher servisi yeri geldiğinde 2 ya da 3 saati bulabiliyor. Çok daha uzun sürelerde servislerimizde oldu bu arada. Bir misafirimize servis yaparken bu süre zarfında bir misafirimiz daha geldiğinde bir zaman çatışması ve evet alan çatışması yaşayabiliyoruz. İlgi ve alaka dağılmış oluyor aslında. Aynen öyle. Bizim de ilgimiz, alakamız dağılıyor. Müşterimizin de, misafirlerimizin de ilgisi ve alakası dağılıyor.
Ve çok nahoş bir durum çıkabiliyor ortaya. Evet. Kimse şikayetçi değil bundan. Ama böyle bir imkanımız varken, böyle bir düzen kurma kabiliyetimiz varken neden bunu yapmayalım dedik ve yaptık. Ve siz fazla seçenek sunuyorsunuz aslında. Aynen öyle. Bunun aynen da öyle. Tabii ki tecrübesi de bir işin bir başka tarafı ama insanın karşısındaki insanın ne istediğini biliyor olmak da çok önemli bir şey. Siz hem istenilene, hem kişinin hayal gücüne, hem de parmağına takıp memnun olma derecesine kadar aslında tayin ediyorsunuz. Şimdi biz ışıltıya meraklı olduğumuz için baktığımız zaman o ışıltı bizi yanıltabiliyor bazen. Biz pırlantanın gerçek olup olmadığına nasıl inanacağız, nasıl karar vereceğiz? Pırlantanın gerçek olup olmadığını sektör içinde biz uzun yıllardan sonraki edindiğimiz deneyimlerle anlamaya başladık. Bunun için doğru bir kelime yoktur. Hı hı. Bunun için doğru bir yol yoktur. Bunun yolu en başta güvendiğiniz bir kuyumcudan geçer. Evet. Yıllardır alışveriş yaptığınız veya karşılıklı ilişkilerinden, karşılıklı diyaloglarından, sizi tatmin etme kabiliyetinden ve altı dolu olan, bilgiyle dolu olan cümlelerinden biz bunu anlayabiliriz. Hı hı. Ve deneyimlerden bunu anlayabiliriz. Bir ürünü aldığımızda ürünü satmak kolaydır ama sattıktan sonra arkasında durmak çok zordur. Evet. Yaşanmışlıklardan sonra bir mücevherin doğruluğunu, yanlışlığını teyit edebiliriz. Tabii ki bu her zaman deneme yanılma yöntemiyle olmaz. Bu tabii ki bazı teknikleri vardır ama genelde bunu ışıltıdan yakalarız. Evet, bizim bilmediğimiz teknikleri var. 4C denilen, evet. Rengin, işte rengin, kesimin içinde yer aldığı. 4C, 4 tane kriterin baş harfidir. Clarity, temizlik, kat, kesim, sertifika, İngilizce certificate diye yazılır. Evet, onun C'sidir. Ve color, bunları ifade eder. Bunun doğruluğunu görmek isteyen bir müşterimize ve teyit etmek isteyen müşterimize şunu sunuyoruz, sertifika olayını, garanti sertifikası olayını sunuyoruz. Ve garanti sertifika olayı bir taşın, bir pırlantanın kimliği değildir. Kimlik sadece mevzusu olduğumuz yurtta geçerlidir, vatanda geçerlidir ama sertifika, uluslararası sertifika dediğimiz olay pasaporttur. Dünyanın her yerinde geçerlidir ve bu kuyumcular arası onaylı ve yetkisi olan uluslararası kuruluşlar ve Türkiye'de şubesi olan firmalar, uluslararası yetkisi olan firmalardan onaylı, kaşeli, mühürlü sertifikalardır. Siz de tabii ki seçenek çok dedik, pırlantanın her türlüsü var dedik, üstüne üstlük bir de siyah pırlantanız var. Biraz da bundan bahsedelim, ne gibi seçenekler ürünler? Siyah pırlanta sektörümüzde çok bilinir ancak daha çok dekoratif olarak kullanılır. Dekoratiften kastımız şudur. Bir mücevherin, beyaz bir pırlantanın, alışılmış bir pırlantanın yanına dekor versin diye aralara serpme usulü, model katmak için, hoşluk katmak için, hareket katmak için yapılan mıhlanan pırlantalarımızdır. Doğanın verdiği bize onlar da has ve gerçek pırlantalardır. Ancak genelde kendi başına, tek başına hiçbir ürün üzerine çok fazla uygulanmamıştır. Uygulandığı yerler tabii ki vardır ama çok fazla bilinmiyor tabii ki. Biz siyah pırlantalı, tamamen siyah pırlantalı, biraz da alışılmışın dışında marjinal ürünler ürettik. Siyah pırlantanın yanı sıra bunları siyah altın ve siyah gümüş olarak ürettik. Siyah gümüşün amacı piyasa şartlarında çok yüksek fiyatlı kalmamak için ve herkese ulaşabilmek için rakamları çok makul olan siyah gümüşü kullandık. Evet. Neden siyah gümüşü kullandınız derseniz gümüşün en büyük sıkıntısı şudur. Gümüş zamanla oksitlenme ve kararma yapıyor. Ancak biz bu gümüşü siyaha dönüştürdüğümüzde ve bunu Black Silver adını verdiğimizde, adıyla andığımızda siyah gümüşün, özür diliyorum, ömür boyu kararma gibi bir sıkıntısı, problemi olmuyor. Ve siyah pırlantaları da üzerine taktığımızda oldukça çok uç noktalarda olmayan ama tatlı bir marjinallik, görsel açıdan güzel, hoş duran bir seri yaptık. Yaklaşık 325 parçalık bir koleksiyonumuzdur bizim. Bunun 4 serisini hazırladık. Bu da yaklaşık 125 parça koleksiyona tekabül ediyor. İşin en önemlisi, en can alıcı noktası
Bunu unisex olarak tasarladık. En önemli nokta. En önemli nokta. Biz yıllardır şuna alıştık. Erkeklerin burada eşine pırlanta aldığına çok şahit olduk. Ama asla bir bayanın, bir kadının asla gelip de eşine bir pırlanta aldığını biz burada görmedik. Artık biz bunu değiştirmek istiyoruz. Artık erkekler de pırlanta taksın istiyoruz. Evet. Erkekler de pırlanta kullansın istiyoruz. Ama bu bir kolye. Ama bir kol düğmesi, ama bir tesbih aksesuarı olarak bunları kullanabilsin istiyoruz. Ve oluşturduğumuz bu serinin adına Black Seri ismini koyduk. Bunun patenti, üretim modelleri tamamen bize aittir. Bütün işlemleri yapılmıştır. Böyle bir seri hazırladık. Evet, kadınla başladık ve erkeklerle de bitirdik sevgili izleyicilerimiz. Yani doğadaki bu değerli taşları aslında herkesin takmaya ihtiyacı var. Bu değerde kişileriz biz. Cinsiyet ayırt etmiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Evet efendim, Can Bey ile hem pırlantanın dünyasına giriş yapmış olduk hem de çok önemli noktalarda bilgilenmiş olduk. Şimdi yeniden stüdyomuza İvan Asert'e dönüyoruz.